Beslediği terör örgütü İran'ı vurdu. İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye gazetesindeki köşesinde İran'daki son duruma ilişkin çarpıcı bir yazı kalemi aldı. İran'da rejim karşıtı gösteriler devam ediyor. Türkiye'nin tavrı ise net. Dışarıdan müdahalelere karşı İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye gazetesindeki köşesinde rejim karşıtı gösterilerin arka planını analiz etti. Bağımsız kaynaklardan aldığımız bilgileri de paylaşalım hemen. İran biliyorsunuz 80 milyon. Sokaktaki göstericilerin sayısı ise 10-15 bin kişi. Azeriler ve Kürtlerden destek yok. Bu şekilde en fazla 2 hafta daha devam edebilirler deniyor. Rusya ve Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinden rahatsız olanlar da var. Kahrolsun ABD yerine kahrolsun Rusya sloganlarının atılması dikkat çekici. İlk kez İran bayrakları yakıldı. Bu olay gösterilere katılan önemli bir kitleyi rahatsız etti. İran bayrağının yakılması da nereden çıktı? Bu bize ait bir şey değil denmeye başlandı. Yaşar, Türkiye'nin hiçbir zaman İran'ı sırtından vurmadığını hatırlatıyor. Orta Doğu'da bir şeyler oluyorsa mutlaka dış bağlantıları vardır. İran, Trump ve Netanyahu'nun hedefindeydi. Birileri İran'ın Yemen, Irak ve Suriye ile ilgilenmesi yerine içine dönmesini istemiş olabilir mi? Pekala olabilir. Türkiye İran'ı hiçbir zaman sırtından vurmadı. Aksine 2010'da Brezilya ile birlikte İran'ın düştüğü nükleer çukurdan çekti çıkardı. ABD'nin tepkisine rağmen ama iyi niyetinin karşılığını aldığı pek söylenemez. Özellikle terör örgütü PKK konusunda Kandil Dağ'ında daha düne kadar olanlar ortada. İran'ın Urumiye kenti PKK'nın açık hava hastanesine dönüştürülmedi mi? Pijak kaç kere sınır karakollarımızı bastı? Batuhan Yaşar İran'ın beslediği terör örgütlerinin hedefinde olduğuna dikkat çekiyor. Bakın ne oldu İran'da? Terör örgütü Pejak ve İran devrimi sonrası rejime karşı silahlı mücadele başlatan halkın mücahitleri olarak da bilinen örgüt, MKO ile birlikte bugünlerde İran sokaklarını hareketlendirmeye çalışıyor. Türkiye olayların geçici olduğunu ve kısa sürede yatışacağını düşünüyor. Değerlendirme yaparken gerçekçi olmak lazım. Devrim nasıl yapılır? Veya silah olmadan devrim yapılabilir mi? Hayır. Halkta silah var mı? Yok. Devrim muhafızları devreye girer mi? Hayır. Bir de beyin olması lazım. Sembolleşen bir isim var mı? O da yok. Mevcut tabloya bakıldığında Trump veya Netanyahu'nun beklediği devrimin olma ihtimali çok zayıf.